Oray Eğin bölgede. Oray Eğin, günaydın. Öncelikle geçmiş olsun dileyelim. Nedir bu Super Bowl etkinliğinin kana bulanmasının ayrıntıları ve yankıları? Bugün öğleden sonra saat 2'de Kansas City, Missouri'nin Kansas City şehrinde bu Kansas City Chiefs'in pazar günü oynanan Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı Super Bowl'u kutlamasının geçit töreni vardı. Vali oradaydı, takımın oyuncuları oradaydı. İki eyaletin, çünkü Kansas City bir sınır şehri, hem Missouri eyaletinin hem Kansas eyaletlerinin valileri oradaydı. Ve yüz binlerce de insan farklı eyaletlerden bu kutlamayı görmek için gelmişti. Çünkü bu hakikaten de işte pazar günü yaklaşık 100 milyon kişiden daha fazla izlenen bir maçtı. Yılın en önemli spor olayı denebilir Amerika için. Ve Kansas City'de çok küçük bir şehir olmasına rağmen arka arkaya bu Super Bowl kupasını alarak yıllardır bir oranın en önemli markası haline geldi Kansas City Chiefs. Şimdi bunun kupayı kutlamak için insanlar doğal olarak toplanmışlardı. Saat 2 gibi öğleden sonra Union istasyonunda, tren istasyonunda, şehrin ana tren istasyonunda, ki valiler de oranın çok yakınındaymış, bir anda bir silah sesleri duyulmaya başladı. Zaten yerel televizyonların görüntülerinden de bunu görüyoruz. İnsanlar ne uğradıklarını şaşırıyorlar. Bir kutlama olduğu için, bir geçit töreni olduğu için önce bir acaba havai fişek gösterisi mi diye düşünenler var. Daha sonra pek çok kişi silah atıldığını anlamadığı için de ne yapacağını şaşırmış. Sonra birileri aşağı in, işte eğil kafanı yere çömel dediklerinde de panik olmuşlar. Şimdi bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 kişinin durumu kritik ve çocuk hastanesinde de 12 tane hastaya baktıklarını söylüyorlar, ama bu yaralı sayısı da artacak gibi gözüküyor. Çocukların 12 çocuk hastanesindeki 12 kişiden sadece 11 çocuk, bir tane de anne var çocuğunu bırakmak istemeyen, ama çocuklarda bir sorun yokmuş ve herhalde şimdi tahliye ediliyorlardır. Onun dışında bazı kurbanlar, silahtan yaralananlar acil olarak çok kritik durumda, bazıları kritik durumda, bazıları ise hafif atlatmış durumda. Polis şüpheli arıyor, görgü tanıklarından bilgi almaya topluyor. Şu ana kadar da 3 kişi gözaltına alındı, ama kimin yaptığına ya da motivasyonuna bir problem yok. Amerikan Başkanı Joe Biden da Super Bowl'la böyle bir gölge düşürmesinin, tamamen neşe mutlulukla ilgili bir spor olayına böyle bir silah gölgesi düşürmesinin bir utanç olduğunu söyledi. Ve eyaletleri silah denetimine bir kez daha ciddiye almaya ve kanun yapıcıları bir kez daha ciddiye almaya davet etti. Niye Joe Biden eyaletleri davet ediyor, kanun yapıcıları davet ediyor, kendisi bir şey yapmıyor dersen? Çünkü eli kolu bağlı ve artık geçtiğimiz Aralık ayında böyle bir inisiyatif başlatmak istemişti Joe Biden. Fakat bunun Washington'dan, yani bir kanunla, bir kongreden geçemeyeceğini anladı bu kutuplaşmış kongrede. Dolayısıyla Beyaz Saray eyaletlerin kendi kanunlarında bir silahları kısıtlamaya yönelik bir adım atılması gerektiğini söylüyordu ve bu yönde de bir çalışma yapıyordu. Ama Amerika'da bu gibi olaylar hep oluyor, hep tekrarlanıyor ve genelde de bir adım atılmıyor. Oray'ın çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun ve kolaylıklar diliyorum. Ekleyeceğin başka bir şey varsa onu da alabiliriz. Bir tane teori eklemek istiyorum sadece. Şimdi bu özellikle aşırı sağ Amerika'da birkaç haftadır bu Kansas City Chiefs ile ilgili, ki Cumhuriyetçi seçmenin üçte birine inandığı bir teori. Yani azımsanmayacak bir teori. Kansas City Chiefs'in Joe Biden'ın ve demokratların bir komplosu olduğunu, işte bu maçın Kansas City'ye kazandırılarak Joe Biden'ın seçimine altyapısının hazırlandırılığına dair bir internet teorileri dolaşıyor. Hatta Kansas City'nin en önemli oyuncusu Travis Kelce'nin kız arkadaşı Taylor Swift, ünlü şarkıcı Taylor Swift, böyle bir komplonun ortasında kalmış. İşte onun işte Joe Biden'a bu maçı kazandırarak bir şekilde insanları etkileyeceğine dair bir sürü teoriler vardı. Hatta Joe Biden da Kansas City maçı kazandıktan sonra böyle gözlerinden kırmızı ışıklar çıkarak böyle neredeyse bir şeytan gibi, işte tam planladığımız gibi oldu sonucu diye böyle bu teorilerle dalga geçen bir tweet attı. Fakat şimdi bunlar komik olabilir, eğlenebiliriz falan, ama geçtiğimiz yıllarda benzer bir olay olmuştu. Mesela bu Washington'da bu Pizzagate skandalı olmuştu. Bir pizzacı da işte çocuk ticareti yapıldığını düşünen birisi, bu internetteki yalanlardan inanarak buna pizzacının bodrum katına gitmeye ve orada gitmeye hedef almıştı. Ve pizzacı ateş açtı. Bu pizzacının bodrum katı bile yoktu. Yani bu yalan teorilerin Amerika'da alıcısı olabiliyor. Altından böyle bir şey çıkarsa, bu Kansas City ile ilgili komplo teorisi çıkarsa şaşırmam.
Bu arada son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu Taylor Swift sevdası nasıl hasıl oldu ve inanılmaz Super Bowl'a bile damgasını vurdu Oray. Senin yazılarından ben takip ediyorum her şeyi o bölgeye dair. O kadar güzel anlatmışsın ki Taylor Swift'in nasıl bu noktaya geldin Swift'leri. Seyircilere de buradan önermiş olalım Habertürk.com'da. Bu Taylor Swift için son olarak ne söylersin? Ben kendim şahsen çok merak ediyorum nasıl bu noktaya geldi bu iş. Yani işte çok küçük yaştan şarkıcılığa başladınız. Bütün kendi kitlesiyle birlikte büyüdü ve hani bir insan 15 yaşından işte şu an işte yaklaşık 30'larına yaklaşıyor. 89 doğumlu. Bir insan nasıl hani kendi evrimini o yaştan işte genç kızlıktan kadınlığa doğru evrilmesini nasıl yaşarsa bu şarkılarını aynen böyle yansıttı ve kitlesiyle beraber büyüdüğü için böyle Amerika'da insanların çok bağrına bastığı birine dönüştü. Tabii şarkılar iyi, insanların diline dolanıyor ve çok da etkin bir isim. Zaten bu komplo teorilerinin merkezinde olmasında da şöyle bir problem var. Bugüne kadar hiç politika ile ilgili bahsetmezdi Taylor Swift. Fakat son seçimlerde insanları oy vermeye davet etti ve insanları oy vermeye davet edip 55 bin kişi ilk defa onun sayesinde oy kullandı. Seçmen kaydını yaptırdı. Ve bu o bölgedeki aslında sonucu değiştirdi. Şimdi bu yüzden Taylor Swift'in ağzından çıkacak herhangi bir cümleden Biden destek istiyor. Cumhuriyetçiler de onun susmasını istiyor. Yani çünkü çok etkili bir isme dönüştü. Ve bu yüzden de sevgilisi de bir futbol takımının yıldızı olduğu için işte işin içine futbol, siyasete dair ve Taylor Swift'e dair bir komplo teorisi büyüdü. Evet, Taylor Swift bir yandan reputasyonu yüksek ama bir yandan kitlesini mobilize etme kabiliyet var. Bu da gerçekten takdir edilesi bir şey. Oray'ın yazılarını mutlaka okuyun efendim. Orada zaten bu Taylor Swift'in nasıl bu hale geldiğini anlatıyor Habertürk.com'da. Onu da söylemiş olalım. Teşekkür edelim Oray'a. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sevgiler.